Türkiye her bakımdan dünyada örneğine az rastlanacak titizlikte bir harekat yürütmüştü. Geçtiğimiz çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirdiğimiz AK Parti Meclis Grubu toplantısında Amerika'ya ve bize harekatı durdurma çağrısı yapanlara bir teklifte bulunmuştum. Şayet bu sorunu bir an önce çözmek istiyorsanız hemen bu gece terör örgütünün silahlarını ve malzemelerini bırakıp tuzaklarını imha ederek belirlediğimiz güvenli bölge sınırlarının dışına çıkmasını sağlayın demiştim. Başkan Trump, Suriye'deki durumu görüşmek ve bir çözüm yolu bulmak üzere Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Suriye Özel Temsilcisinden oluşan bir heyet göndermeyi teklif etti. Biz de buyursunlar gelsinler dedik. Başkan Yardımcısı Pence riyasetindeki heyet bize grup toplantımızda ifade ettiğimiz teklifin bir değil de 5 gecelik halini sundu. Biz de kendi arkadaşlarımızla birlikte bu teklifi tüm detaylarıyla müzakere ve sonuçta muhataplarımızla 120 saatlik bir mutabakatı sağladık. Kamuoyuna 13 madde halinde açıkladığımız bu mutabakata göre Amerika 120 saat yani 5 gün içinde teröristlerin ilan ettiğimiz güvenli bölge sınırlarının dışına çıkmasını sağlayacak. Bunun için Barış Pınarı Harekatı'na dün akşamdan başlamak üzere 120 saat süreyle ara verdik. 120 saatlik sürenin bitimine kadar teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak, kurdukları tahkimatlar ve mevziler de imha edilecek, kendileri de 30 kilometrelik alanın dışına çıkartılacak. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeden ayrılmayacak. Çünkü oradaki güvenliğin esası bunu gerektirmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra güvenli bölgenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne bırakılmasıyla Barış Pınarı Harekatı da sona erecektir. Amerika ile mutabakatımıza göre bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte ülkemize yönelik tüm yaptırımlar da ortadan kalkacaktır. Tabii tam da bu görüşmenin olduğu gün Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu medyada yer aldı. Elbette bizler bunu unutmadık. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz. Değerli basın mensupları, Suriye krizinin ve dün akşam Amerika ile vardığımız mutabakatın kısaca özeti bu şekildedir. Amerika 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır. Ama bu söz bila istisna yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika Barış Pınarı Harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecek. Değerli basın mensupları, Barış Pınarı Harekatımızın 2 temel amacı vardır. Birincisi, PKK-YPG terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırmaktır. İkincisi de ülkemizde yaşayan 3,6 milyon Suriyelinin bir kısmını oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir. 444 kilometre uzunluğunda 30-35 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeye de 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü planlıyoruz. Harekatın 9 günlük sürecinde sivil kayıplarımız için bizi arayan ve üzüntülerini dile getiren hiç kimse olmadı. Buna karşılık teröristleri korumak amacıyla harekatı durdurmamızı isteyen pek çok batılı liderle konuştum. Bu
bu ikiyüzlülüğü tarihe kara bir not olarak düştüğümüzün bilinmesini istiyorum. Geçenlerde Türk medyasıyla da yaptığım toplantıda yine söyledim, yine söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir NATO devleti. Ama bu terör örgütleri ne zaman NATO'ya üye oldular? Doğrusu ben bunu bilmiyorum. Türkiye'ye karşı ısrarla, inatla ve küstahça PKK, YPG terör örgütünü destekleyenler bu harekatın ve yaşanan kayıpların asıl sorumlusudur. Bu harekat sebebiyle DAEŞ'in yeniden canlanacağı, yüz binlerce kişilik göç yaşandığı, sivil katliamları yapıldığı gibi iddialar tamamen terör örgütünün ve yandaşlarının yalanlarından ibarettir. Barış Pınarı harekatına başlayıp kısa sürede birkaç noktadan 30 kilometre derinliğe ulaşınca bir anda Amerika ve Avrupa başta olmak üzere bir takım ülkelerin tavrı değişti. Hatırlayın, hatta Amerika'nın 20 mil meselesi bir hafta içerisinde yapılmış bir açıklama değil. Sanıyorum ilk bir iki gün Türkiye'nin böyle bir başarı gösteremeyeceğini düşündükleri için nispeten düşük tepki ortaya koymuşlar. Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi.